Zihinsel tutunma ve beklentileri aşıp hakikatin engin denizinde yüzebilmek. Kayaların karanlık ve katı dünyasından hakikatin aydınlık ve latif dünyasına. Ve nihayetinde her zaman olduğu gibi karanlıkların ve aydınlıkların ayrımsız döngüsünden şimdiki yaşama. Unutma ki okyanus kayaları, balıkları ve ötesini bünyesinde saklar ve onları besler ve himaye eder. Okyanusun derin köşelerinde mağaralarındaki kayalara sıkıca tutunan ve bırakmamaya yemin eden balıklar vardı. Okyanus hakkındaki tüm fikirleri tutundukları bu kayalardan ibaretti. Nesiller boyu görüp bildikleri tek şey bu kayaları bırakırlarsa okyanus tarafından yutulacak ve yok olacaklardı. Bu yüzden tutunmak ve bırakmamak onların temel inancı ve halleri olmuştu. Öylece yaşıyorlardı. Okyanusun derinlik korkusu onları mağaralardaki kayalarına hapsetmişti. Ve burası onlar için güvenli olan yerdi. Yüzen balıklar olduklarını ne zaman unutmuşlardı da kayalara saplanıp kalmışlardı, onu bile unutmuşlardı. Çakılmışçasına tutunuyorlardı. Tarihe yüzemeyen ve kayalara tutunan balıklar olarak kaydedildiler. Ve böylece yaşamları kayalıklarda son buldu. Hak aşıkları vahdet okyanusunda yüzen balıklardır. Onlar bu lezzete doyamazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya doydu da nasibi olmayanın günü uzadıkça uzadı. Ve bir gün nasıl oldu bilinmez ama içlerinden biri tutunmaktan o kadar sıkıştı ki hiçbir şey onu tutunmaya tatmin edemedi ve bilinmez bir sebeple bırakmaya karar verdi. Öleceğini biliyordu ama çakılı kalmak da zaten ölmekti dedi ve tutunanların tüm itirazlarına rağmen kendisini okyanusun kollarına bıraktı. Sağa sola savrulurken ölmediğini, yüzebildiğini fark etti. Yüzmek öğrenilecek bir şey değil, balıkların kendi doğasıydı. Balıklar bir gün yüzmeyi öğrenmeyecekti, balıklar zaten yüzerdi. Ama tutunma hipnozu içinde tutuklu kalan balıklar yüzmeyi bile unutmuşlardı. Balık tutunduğu için yüzemediğini, bıraktığında ise yüzebildiğini fark etti. Ve okyanus tutunanlar için ateş, yüzenler içinse bir gül bahçesiydi. Yüzen balık, okyanusta tutunan ve yüzen nice balıkları gördü. Diken ve gül bir aradaydı. Ama o, gülün kokusunu tercih etti. Yeni yaşamlarla tanıştı ve okyanusta sadece balıkların olmadığını gördü. Okyanusun her köşesinden bilgi ve tecrübeler edindi ve yıllar sonra kayalara tutunan dostlarının yanına geldi. Yıllar hiçbir şeyi değiştirmemişti. Tutunan balıklar yandan yandan bakan kısık ve meraklı gözleriyle eski arkadaşlarını iyice süzdüler ve sapık dediler. Ve kendileri için tehlikeli olduğuna karar verdiler. Yeni doğan balıklarımızı kendisi gibi yapabilir endişesiyle onu aralarına almadılar. Yüzmeyi öğrenen balık kayalara tutunan dostlarına bırakınca ölünmediğini ve okyanusun ruhunun öğrettiğini, derinlerde ve yüzeyde nice yaşamların olduğunu anlatsa da arkadaşları onu görmek bile istemedi. Kaşif ve vefalıydı ancak dostlarından red gördü. Üzgün ve yalnız olarak bir süre zaman geçirdi. Sonra tutunan balıkların heyetinden şöyle bir karar çıktı, "Sen de bizim gibi tutunursan bizimle yaşayabilirsin." dediler. Yüzen balık dostlarını kaybetmemek için yeniden tutunmaya karar verdi. Ama onlar görmezken yüzmeyi ve keşfetmeyi de ihmal etmedi. İrade ve anlayışın hapis olduğu kayalardan sezgi ve zeka ile ayrılan ve bu okyanusta yüzmeyi öğrenen kaşif bir balığın hikayesi bu. Okyanus kayaları kuşatır ve hakikat nazarında aralarındaki bağ ayrımsızdır. Ada ve kara parçası arasındaki ayrımsız bağ gibi. Denizin dibinden bakınca ada ve kara birbirine bağlıdır. Ama yüzeyden bakınca ayrıymış gibi görünür. Ayrım yüzeysel, birlik ise derinliktir. Ama okyanus üst, dipteki kayalarsa alt bilinçtir. Ve üst bilinç alt bilinci kuşatır. Dolayısıyla okyanus tutunduklarımız da dahil her şeyi kuşatır.
Önemli olan okyanus bilinciyle tutunmak değil, dokunmak. Tutunmanın zıttı bırakmaktır. İkisinin arasında ise dokunmak, ne tutunmak ne de bırakmaktır. Zeka ile akıl arasında derin bir bağ ve derin bir fark vardır. Zeki insanlar akıllıdır ama her akıllı insan zeki değildir. Zeka aklı da kuşatır. Hatta zeka nurani aklın ışımasıdır. Zeka lep demeden Çorum'un topografyasını getirebilmektir. Akıl ise lep üzerinden ne zaman ve nasıl leblebiye varır bilemeyiz. Zeka da, akıl da, zihin de hepsi kendi gerçeklikleri içinde gerçektir ve gereklidir. Ancak üst bilinç, alt bilinci kuşatır ve şifalandırır. Tohumdan ağaca ve oradan meyveye varıncaya kadar geçen süreç parça parça değil, safha safhadır. Halden hale dönüşümdür. Süreçte her safhaya farklı bir isim veririz ve isimler farklı olduğu için biçimin özden farklı olduğu yanılgısına kapılırız. Sorun dildir, sorun isimlerdir. Varlığın gerçek doğası isimleri aşan bir isimsizlik ve bütünlüktür. Özün halden hale geçişi durmaz ama isimler değişir. Ve zihin sürece değil isimlere odaklıdır ve süreci ıskalar. İsimler ve dolayısıyla ayrımlar zihinde, sürecin gözlemlenmesi ve idrak ise bilinçte gerçekleşir. O safhadaki ismi tohumdu, bu safhadaki ismi ağaç oldu, bu safhadaki ismi ise çiçek ve nihayetinde meyve oldu. İsim farkı özün farkı değildir. Süreç ise özden öze olan döngüdür. Ondan geldiniz, ona döneceksiniz. Hakikat bir yerlerden getirilip veya bir yerlere gidilip tertip edilip inşa edilecek bir şey değildir. Hakikat kütlesel bir şey değildir. Ama her kütle ve kütlenin ışıması tek olan hakikatin süreçleridir. Marifet, her iki safa arasındaki farkı ve derin bağı görebilmek ve ayrıca süreçleri hem kendi içinde hem de bütünün sürecinde görebilmektir. Hakikati görmekten değil, marifet olarak bilmekten, idrak etmekten bahsediyoruz. İdrak, safhalar arası farkındalıktır. Bu bakışta anlayışın gelişir ve gördüklerin ve bildiklerin, yorumların artık eskisi gibi değildir. Eski yanlış değildir ama eksiktir. Tutunanlar için yaşam tek, yüzenler içinse çok boyutludur. Ve yüzenler boyutları birbirine karıştırmaz. Yüzenler görmüştür ki boyutlar birbiriyle kavuşur ama birbirine karışamaz. Çünkü onlar okyanusun nazarından bakarlar. Marifet, okyanusu okyanusun bilinciyle keşfetmektir. Ve yüzen balıklar hakikatin şahitleridirler. Bu yüzden yüzgeçlerini hikmetleri üzere kullanırlar, tutunmak üzere değil. Kayalara tutunmak yerine yüzgeçleriyle dokunmayı tercih ederler. Almak yerine paylaşmayı tercih ederler. Farkındalık kurgulanmış zihne odaklanırsa kişinin bilinci sarhoş olur ve kişi savrulur. Hakikate giden deneyim, zihin mekanizmasının yapısını anlamak ve gözlemlemekten geçer. Dengenin ne olduğunu, dengeni kaybettiğinde anlarsın. Hakikat ve marifet denge, zihin ise dengesizliktir, kaostur. Ve her ikisi de gerekli döngülerdir, hapishane ve özgürlük gibi. Hakikat ve zihin ikisi buluşamaz. Ama zihni gözlemlemekle onu aşarsın. Zihni aşmaksa hakikate uyanmaktır. İnsan tamamıyla zihinde yaşar. Zihin geçmiş ve gelecek odaklı zigzaklar yapar. Zihin dümeni boşalmış bir gemi gibidir. Geçmiş ve geleceğe tutunan zihnin kurbanı olur. Hakikat ise şimdinin bilincinden doğan bir anlayış ve idraktir. İşte burada bilirsin. Hakikat, duygu, düşünce kayalarına tutunmak değil, onları gözlemleyebilmek ve süreçlerin bağlantısını kendi içinde ve bütünün niteliğinde okuyabilmektir. O zaman sen kayaların nazarından değil, yüzen balıkların nazarından okyanusa bakabilirsin. Hayat taşlardan bitkilere, oradan hayvana ve insana, nihayetinde kozmik bilince doğru evrilen bir tekamüldür. Taş bilincinden balık bilincine geçmek büyük sıçramadır. İstediğin kayaya dokunmak ve çok boyutlu keşif ve anlayışın doğurduğu şifa bu bilinçle gerçekleşir. Hakikat insana dokunur mu?
İnsan hakikate, hakikat de insana her an dokunuyor. Ancak insan tutunurken onu ıskalıyor. Her nefes alışverişte burun deliklerine dokunuyor. Onu bil, tanı diye nefes aracılığıyla her an sana dokunuyor. Nefes aracılığıyla göklerdeki ve yerdeki okyanusları seyredebilirsin. Tutunmak, onsuz olamamak demektir. Tutkulu bir gün bırakır, tutanlar bırakır. Bırakanlarsa bir gün yeni tutunacaklarını bulurlar. Onlar dokunamaz. Elleri, zihinleri katı, kalın ve bencildir. Onun için tutunurlar ve bırakırlar. Dokunmak ise tutunmanın ve bırakmanın denge noktasıdır. Bıçağı tutan parmak uçlarında Tao'yu bulacaktır der Lao Tzu. Hakikat iki tarafı da çok keskin bir kılınç gibidir. La kılıncı. İnerken de keser, çıkarken de keser. Bu kılıncı iki parmağın arasında çok sıkı tutarsan parmağını kesersin ve gevşek bırakırsan da kılıncı kaybedersin. Peki bu kılıncı eline nasıl alırsın? Namazla seseni ne yükselt ne de alçalt. İkisi arasında bir yol tut. Ancak dengede tutarsan o zaman uyanırsın, illa Allah dersin. La kılıncını tutabilirsen sonuç illa Allah'tır. Güneşe yakın olursan yanar, çok uzak olursan donarsın. Ve yine Allah'tan Allah'a sığınmak. Sana musibeti de rahmeti de gönderen O'dur. Musibet, hey sen rahmetten uzaklaşıyorsun, rahmete yaklaş diye başlangıçta atılan ufak bir taştır. Ama haz ve tutkularının kurbanı olan dedikoducu ve homurdanan zihinlere ebabil kuşları nasıl kayalar bırakır bilinmez. Ve hakikatin farklı seyirlerindeyken de musibet zannedilen bazı rahmetler gelebilir. Musibete uğrayan bunun kimden ve niçin olduğunu bilirse musibet rahmete dönüşür. Şayet bilmezse musibet adamlarını da toplar, bu sefer felaket olarak gelir. Ancak Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Yeter ki kul saplanıp kalmasın. Tutunmak ve bırakmak kutupsallığının denge noktası dokunmaktır. Dokunmakla genişler ve şifalanırsın. Şifa, ayrımların buluşması ve derin bağın fark edilmesidir. Keşif, sezgisel bir bakıştır ve kayayı okyanusun bir uzantısı olarak görebilirsin. Bu düzlemde evren senin, sen evrenin bir parçasısındır. İkisi arasında bilincin var ve ruhun burada yavaş yavaş uyanmaya başlar. Gözlerinle yıldızlara dokunduğunda kimin kime dokunduğunu hissedebilirsin. Sen mi yıldıza yoksa yıldız mı sana bakıyor bilemezsin ama derin bir birlik bağı hissedersin. Bir matriksten diğer bir matrikse seyreden bilincin hallerini fark eden matriksleri aşar ve matrikslerin içine bilinçli girer. Zihin matriksinin kurulmasının amacı onunla özdeşleşmeden onu izlerken aşmak, yeni matriks sistemleriyle bilinçli bir şekilde ilişki kurmak ve dönüşmektir. Zihin matriksine bağlıyız ve başlangıç noktamız burası ama ona bağımlı olmamalıyız. Birbirimize bağlıyız ama bağımlı olmamalıyız. Her türden aşırılık, bağımlılık ve dolayısıyla tutku bilinç kaybıdır. Bağımsızlık kamillerin en temel karakterleridir ama onlar her şeyin birbirine bağlı olduklarını bildikleri için istişare ile hareket ederler. Biz bilinciyle hareket ederler. Ben bilinciyle değil. Hakikate uyanmanın önündeki en büyük engel egodur, zihindir. Zihin bir arzu makinasıdır. Zihin istemek ve istememek var ve yok üzere çalışır. Arzu ve arzusuzluk ikisi de arzudur ve bu bir kısır döngüdür. Mevcut durumla istenen durum arasında oluşan boşluğu doldurma çabası zihinde anksiyeteye sebep olur. Derinde korkuyu tetikler. Zihin alışkanlıklarını, konforlu alanını bırakamaz. Bırakırsa yok olacağını bilir. Ve kişi böylece hapis hayatı yaşar. İçsel tatmin olmama durumu hapis durumudur. Kişi zihne alıştığı için boşluklardan hem korkar hem de duramadığı, oraya çekildiği için de güvende olmayı ister. Boşluk zihin için tanımsızdır. Ve aynı zihin orayı soliptik bir benle doldurur. Bu yapaydır, zan ve tahmindir. Yalan buradan kaynaklanır.
savaş ve kaç, gadap ve şehvet, korku ve üzüntü zihnin temel motivasyonudur. Korku geleceğe, üzüntü ise geçmişe ait duygulardır. Hakikat ise güvenli bir sevgilidir. Toplum aracılığıyla zihnimiz bizi geçmiş ve geleceğin arzu atına bindirmiş, sürekli koşturmaktadır. Nefse emmare arzudur. Ben merkezidir. Arzunun kendisi şehvet atıdır ve bu at şimdilik ehil değildir. İyi bir biniciysen şehvetten sevgiye, tutunmaktan dokunmaya yükselir ve sevgiyle iş görebilirsin. Sevginin yoğunluğu belki şehvetin yoğunluğundan çok fazladır ama sevgi şehvetle iş görmez. Ve o işin başı da sonu da şifadır. Ve bu anlayış ile içine ruh üflenen cinsellikle kişi aydınlanabilir. Varlık aşktır, dolanıklılıktır. Ve sevgi, hikmet ve şefkatle tezahür eder. İçinde sırf beden ve şehvet olan ilişkilerin sonu kaçınılmaz olarak şiddettir. Şiddetin sebebi ise şehvet kaynaklı cinsellik ve cinsel istismardır. Zihin sürekli hareket halindedir ve hareketin kaynağı arzudur. Kullandığı malzeme ise anılardır ve düşüncelerdir. Bir düşünceden diğerine sürekli sıçrar ve arzular. Kabul ediş yani anlayış, arzu ve beklentiyi bünyesinde eritir. Olup olmamasıyla ilgilenmezsin. Süreçte yapman gerekeni sevgiyle yapmaya devam edersin. İstemek veya istememek, her ikisi de istektir. Marifet, hakikati istemek veya istememenin ötesinde hakikati fark etmektir. Kadim anlayışta istememek dahi bir istektir. İstemeyen insan derindeki gizli isteğine göre istemez ve derindeki istek yüzeyde istememek olarak açığa çıkar. İstemeyen insan nasıl bir istek içinde olduğunun farkında bile değildir. Zihnin iki kutuplu olduğunu fark etmeye başladığınızda yavaş yavaş onun yapısını anlamaya başlarsınız. Ve zihni aşmanın yolu nefesi izlemektir. O zaman onun bazen yüzeyde, bazen derinde, sürekli bir çaba içinde olduğunu fark edersiniz. Hakikate ulaşmak amacıyla yapılan her çaba aslında kendinden uzaklaşmaktır. Hiç çaba olmaması da mümkün değildir. Peki kişi ne yapmalıdır? Bunun için uzaklara gitmeye, kaleler inşa etmeye, mumlar, tütsüler yakmaya gerek yoktur. Arayış bazıları için bu şekilde başlar ama burasıyla devam edemez. Hakikat şimdi de hep seninle birliktedir ve ihtiyacın olan tek şey sürecin her bir safhasında farkında olmak ve gözlemlemektir. Gözlemlemek benliğin, bir isme tutunup onunla özdeşleşip ve süreci onunla yorumlamak ve hüküm vermekse zihnin niteliğidir. Zihin, bütünden kopardığı parça ile bütünü yorumlar ve hüküm verir. Kamiller ise safalar arası farkın farkında olarak her bir safanın ilahi olan tekin süreci olduğunun bilincinde olarak gözlemlerler ve şahitlikleri bu anlamdadır. Tutunduğu parçayla özdeşleşen zihnin düşünce sistemini besledikçe takıntıların girdabına girmeye başlar kişi ve takmama, kaçma takıntısı ile yeniden onun tuzağına düşer ve kaçmak ve kaçmamak arasında zihin yeniden kendisini kurgular. Anlayış dönüştürür. Savaşmak ve kaçmak arasındaki zincire insan düştükçe zihin yapısı güçlenir. Ve bu zihin benliği biraz daha istila etmeye başlar. Parça gereklidir. Ancak bütünün nazarı ile anlaşılırsa ve yaşanırsa sağlıklıdır. Mesele atın kendi başına koşturması değil, doğru sürücüyle yol almasıdır. Beden, düşünce ve duygu merkezinin toplamı zihnin içeriğini oluşturur. Zihin çantasında bu üç merkez birbiriyle uyumsuz bir etkileşimle karmaşa içindedir. Karmaşadan düzene geçmeyi duyan zihin, öğrendikleriyle bunu uyumlar ama tavuk yumurta döngüsü yeniden başlar. Olmak veya olmamak, bütün mesele her ikisinde de oluşun hallerinin, oluşun süreçlerinin olduğunu anlamaktır. Zahir ve batın, her ikisi de tezahürün halleridir. Batında da tezahür vardır ama görülmez. Bize göre batındır ama hakikatte o bile zahirdir. Zahir bile gücünü batından alır. Hakikati bilmek için
kötü rüyadan değil, iyi rüyalardan bile uyanmak gerekir. Bu, rüya görüyor olduğunun farkına varmak demektir. Kötü rüyadan iyi rüyaya geçen hala uykudadır, uyanmış değildir. Uyandığında rüya bitmez. Rüya içinde bilinçli olursun ve onu doğru kullanırsın. Uyanmak, zihnin kurgulanmış bir makine, senin de eskiden beri onun içinde hapis olduğunu görebilmendir. Zihin makinasını çok zorlarsan, ya sana istediğini verir veya bir hayal perdesi açar ve sen artık onunla oyalanırsın veya korku ile seni yine kendisinde tutar. Ne zaman zihinde olmayız? Zihnin fark edemediği tek şey şimdidir. Şimdi, şu an zihne kapalı bir kapıdır. Saf tanıklıkta olanlara ise açık bir kapıdır. Kapı hep açıktır ama zihin kapalıdır. Gözler onu göremez. O ise gözü de görür, gözün gördüğünü de görür. Şimdi kaynaktır ve şimdi Arapçadaki B'nin altındaki noktayla temsil edilir. Veya dairenin ortasındaki nokta. Çizgi geçmiş ve geleceği, nokta ise şimdiyi temsil eder. Ve tüm çizgilerin kaynağı noktadır. İnsan hakikatinde hep noktadadır ancak çizgi üzerinde zigzaklar yapar. Lao Tzu, arama ve bul der. Aramakla bulunmaz, bulanlar arayanlardır. Bu farkındalığa yönlendiren bir ifadedir, bir anlatımdır. Farkındalık hakikatle buluşmayı destekler. Hakikat aranılan ve bulunan değil, saf oluşu fark etmendir. O zaman zihninin zigzaklarını görebilirsin. Tüm aradıkların dünyevidir. Aramanın kendisi dünyevidir. Zihin dünyadır ve Hazreti Mevlana dünyadan çık der. Gölgesini yakalamaya çalışan bir çocuk veya kuyruğunu yakalamaya çalışan bir köpek misali her atlama ve kaçma kendinden ayrılmak bir adım daha öteye sıçramaktır. Atlamak ve kaçmak zigzaktır. Bakabilmenin neticesi görmektir ve zihin bu noktada durur. Zihin bakamaz, bakmaya gücü ve sabrı yoktur. Zihnin gözlerine bakabilmek irade, zeka ve cesaret ister. Zihin gücünü iradenin zayıflığından alır. Allah bakabilen ve neticesinde de görebilenlerle birliktedir. Bunun dindeki adı basirettir. Bakabilmek için izlemen gerekir. Bu yüzden zihninden geçen iyi ve kötü şeylere karşı şimdilik nötr olmalısın. Nötr tutum seni zihinden ayırır ve bilincini besler. Aydınlanan bilinç, dinamik izlemeyi kaybetmeden eyleme geçer. Zihin, etki, tepki, çelişki ve çatışkı girdabı içerisinde tam bir kaostur. Bilinç ise izleme ve görebilme eylemi halinde tam bütün bir kozmostur. Kozmos, kaosu kuşatır. Ve tabii ki bu süreçte kaos da boşuna değildir. Onun için Lao Tzu, arama. Aksi halde kaçırırsın. Arama ve bul. Çabasız bir çaba halinde farkındalıkla gözlemleyebilirsen bilirsin diyor. Arama ve bul. İşin komik tarafı şudur ki bu bilgiyi alan zihin bu sefer aramamayı aramaya başlar. Bu sefer nasıl aramamalıyım diye yeni bir arayışa katılır. İnsan gölgesinin peşinden koşmaktan nasıl kurtulur? Tüm ibadetlerin yani tekniklerin ve yöntemlerin ortak hedefi gölgeler dünyasından hakikatin dünyasına geçmektir. Üç temel seviye ve pi sayısı. Çember, çemberin merkezindeki nokta ve küre. Kişi pi sayısını bilirse sonsuza kadar uzayabilir. Çünkü pi sayısı kendisini tekrar etmez. Kesinlikle kendi içinde derin sırlar barındıran bir düzene vardır. İşte o zaman çember küreye dönüşür. Pi ne noktadır ne de çemberdir. Pi, noktanın çembere dokunmasıyla oluşan dengedir. Her çember için sabit ve tekrarı olmayan bir yaşamdır pi'nin yaşamı. Her çemberde pi geçerlidir. Ayrımsız birliğin farkındalığı pi sayısını anlamakla başlayabilir. Zihin, çember etrafında koşturan bir at gibidir ve gücünü arayıştan alır. O yüzden ister maddi ister manevi olsun tüm arayışlar çember etrafında dolanmak. Abdülkadir Geylani, bu yolda istememek bile bir istektir, bu bile istenmemeli der.
terki dava, terki ukba ve terki terk diyebiliriz. Durmak ve uyanmak arzusuyla koşturan nice zihinler vardır. Hakikati arayan nice zihinler var. Onların en büyük arzuları arzusuzluktur, hiçliktir. Onlar hiç olmak ister. Paraya tapan ve paradan nefret eden insanlar vardır. Aslında ikisi de aynı kefededir. Konu hep paradır. Nefret eden derinden onu ister ve tapan da derindeki nefretini baskılar. Arzu ile arzusuzluk tek bir arzu içindedir. Karanlık ve aydınlığın aynı olması gibi. Birisi olmadan öbürü olamıyor fakat insanı kamil her ikisini de aşan saf şuurun hikmetine göre iş görür. Ve bilinç arzulamaz, zaten bilir çünkü buluş budur. Eskiden insan parayı, şöhreti ve gücü arzuluyordu, şimdiki insansa arzunun hedefini değiştiriyor ve bu sefer öteki yaşamı arzuluyor, dolayısıyla geleceğe sıçrıyor. O zaten burada ve şimdi de. Fakat insan uykuda. Bu ikinci türdeki arzu çok daha sinsidir. Dünyevi arzuların bir gün boş olduğunu anlarsın ancak arzu kaynaklı hakikat beklentisinin nasıl hüsranla sonuçlanacağını bilemezsin. Zihin şimdiye geldiği anda durur. Şimdi de arzu, beklenti yoktur. Korku, hüzün yoktur. Şimdinin bilincinde korku ve üzüntü yerini güven ve anlayışa bırakır. Simya tam olarak bu dönüşümdür. Esas konu şu. Ben nasıl şimdi de tam ve bütün olabilirim? Şimdi de olmaya ahadiyet bilinci denir. Bunun kişide görülmesi ise ferdiyettir. Ferdiyet bilinci ahadiyetin sükunundan beslenir. Ahadiyet sükunda, dengede tam ve bütün olmaktır. Orada herhangi bir çaba yoktur, sürtünmesiz ortamdır. Ahadiyet bilincine veya sükununa bazı nefes teknikleriyle ulaşılabilir. Bu anlatacağım tekniği önce çok iyi anla, sonra küçük küçük uygula. Kalbe musallat olmuş nefis ateşini söndürmek için Allah'ın gönderdiği nefesin nura nasıl bir kapı açtığını anlatmaktan önce nefesin ne olduğunu anlayalım. Doğarsın ve ilk eylem nefes almaktır, ölürsün ve son eylem nefes vermektir. Yaşamın alıp verdiğin nefes arasıdır ve yaşamın boyunca nefes alıp verirsin. Burada önemli kadim bir sır var. Allah'a giden yollar nefesler sayısıncadır. Bu boşuna söylenmemiştir. Alıp verdiğin nefesin sayısı bile hakikatte bellidir. Aldığın ve verdiğin nefes tek bir nefestir. Nefes alışveriş şeklin değişir ama nefes alıp verme eylemi değişmez. O sabittir. Yaşamında her şey değişti ve değişiyor. Çocuktun, şimdi gençsin, yarın yaşlanacaksın, bazen mutsuz, bazen mutlusun. Tüm bedenin kaç defa yenilendi, değişti. Eskiden nasıl düşünüyordun, şimdi nasıl düşünüyorsun? Kısaca yaşamın sürekli değişiyor ve sabit olan değişmeyen tek şey nefes alıp veriyor olman. Şu anda beni dinlerken, düşünürken bile nefes alıp veriyorsun, farkında mısın? Sana senden daha yakın olanın farkında mısın? Nefessiz bir an bile yaşayamazsın. Nefesini bilen Rabbini bilir. Kitabımızı okumanı tavsiye ederim. Nefes alıp vermek kesintisiz daimi bir akımdır. Öldüğünde nefesin durur ve bu sefer pranayı solumaya başlarsın. Onun nefes alıp vermekle ilgisi yoktur. Prana nefesin özüdür. Muhiddin Arabi, Allah günde 24 bin defa nefes aracılığıyla seni ziyarete geliyor der. Sen uyurken bile o seninle. Ve nefes aracılığıyla her daim seni ziyarete geliyor. Uyurken bile nefes alıp veriyorsun. Ve rüya esnasında bile nefes alıp veriyorsun. Tıpkı şu anda burada olduğu gibi. Zihin ile nefes arasında değil ama nefes alışverişin arasında ilginç bir bağ var. Zihindeki düşüncelere göre nefes alışverişin değişir. Zihinden çözüldükçe nefesten de çözülürsün ve nefesi fark ettikçe zihinden çözülürsün. O zaman pranayı şimdiden solumaya başlarsın. Bu rahmani nefestir. Nefesin ayrıca bedenimizle de derin bir bağı vardır. Bedeninle evren, evrenle beden arasında kurulan bir köprü gibidir nefes. Evren alınan nefesle bedenlenir ve beden verilen nefesle evren olur. Her ikisi nefes aracılığıyladır. Bilinç her nefes alışverişle evrenden bedene, bedenden evrene,
içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye hareket eder. Bu nefes döngüsünde kişi zihinsel yargılara ve çözümlere takılmadan kalabilirse, evrenden bedene, bedenden evrene hareket ettiğini görür ve bir eşik sonra sıçrama yapar. Gah çıkar gökyüzüne seyreder alemi, gah iner yeryüzüne alem seyreder onu. Evren dağılan insandır. Kamil insansa toplanmış evrendir. Nefes alışla toplanır, nefes verişle dağılırsın. Haşir toplanmak, neşir ise dağılmaktır. Nefesle haşır neşir olursan bir şeyleri yakalayabilirsin. Ay ve güneş, alınan ve verilen nefestir. Her ikisi de tek bir nefesten meydana gelir. Bunu fark etmek ruh sahibi olmaktır. Nefes aracılığıyla evren sana, yine aynı nefes aracılığıyla da sen evrene dokunursun. Nefes köprüsü yıkılırsa ölürsün ve insan merak eder, nereye gideceğim der. Bilenler de geldiğin yere gidersin derler. Nereden geldiysen oraya gidersin. Aldığın nefes nereden geldiyse oraya gider. Haydan gelip zihne mi gider yoksa huya mı? Burası dünyada bir sırdır. Ondan gelip ona gider. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah Adem'e kendi ruhumdan üfledim der. Üflenen nefesin kendisidir. Ve ruh nefes aracılığıyla üflenir. Hakikatinde nefes ve ruh birbirinden de kopuk değildir. Hatta ruhun elbisesidir nefes diyebiliriz. Ve ruh nefesini alabilenler için her nefes ruhu taşır. Nereye dönerseniz onun yüzü oradadır. Kişi fark etmelidir. Önemli olan elbiseyi giyeni görmektir. Zihin elbiseye takılır, giyeni göremez. Ete kemiğe bürünür, Yunus olarak görülür ve sen Yunus sanırsın. Giyen tek ama elbiseleri her yerdedir. Her şey onu zikreder. Ancak senin onu görmen ve onunla o elbise altında zikretmen çok derin bir konudur. Nefes elbisesini giyenin ruh olduğuna şahit olabilirsek, nefes alışverişin derinleşir ve İnşirah suresi menziline girersin. Nefes, bizi destekleyen ve hakikate açılan görevli bir ruhtur. Saftır, temizdir, tebessüm eden bir bebek gibidir. Onun bu saflığını fark etmeye başlarsan, zihnin sakinleşmeye başlar. Ve ondan yavaş yavaş ayrılırsın, ruha yükselirsin. Ruh, Rabbinin emrindedir. Rabbinden aldığı emirle iş görür. Nefesin durak noktaları hakikate açılan iki dar kapıyı ihtiva eder ve o kapıdan girenlerin sayısı oldukça azdır. Nefesi durdurmaktan değil, nefesin durak noktalarından bahsedeceğiz. İmam-ı Rabbani, bizim yolumuz iki nefes arasındadır der. Sufi, iki nefes arasında uyanık olmalı, mazi ve müstakbele dalmamalı. Allah'ın aşağı indirdiği ve yukarı çıkardığı nefes döngüsü senin ayrılmayacağın bir ip olsun. Bu seni düştüğün zihin kuyusundan çıkarabilir. Sufi iki nefes arasında uyanık kalmalı. Geçmiş ve geleceğe dalmamalı, düşüncelerde kaybolmamalı. İşte bu İmam-ı Rabbani'nin yoludur. Muhiddin Arabi de ariflerin yoludur ve arifi şöyle tarif eder. Arif odur ki nefesini izler. Hak'tan aldığı nefesi düşüncelerle kirletmeden yeniden Hakk'a verir. Hak'tan aldığı nefesi düşüncelerle kirletirse ancak ay menziline kadar çıkar, daha ötelere geçemez der. Ay menzili kadim öğretilerde düşüncelerin yönetildiği zihin merkezinin sembolüdür. Ay burada bir metafor ve bu ayda olan reptilyanlar aslında zihnindeki sinsi, yalancı ve saptırıcı cinni kuvvetlerdir. Yani aydan değil, ayın temsil edildiği zihinsel yargılarımızdan yönetiliyoruz. Veya gerçekten de ayda birileri varsa ancak kendisi gibilere tesir eder diyebiliriz. Çünkü aydan öte, reptilyanlardan ve cinlerden öte nice varlık menzilleri ve şuurlu varlıklar vardır. Kadim astrolojide ay halden hale değişimleriyle zihni temsil eder. Güneş ise iradeyi, Sirius ise hakikati temsil eder her neyse. Gezegen ve yıldızlara çok takılmamak lazım. Hepsi zaten bir noktada seninle iz düşümlü olarak çalışıyor.
astrolojinin hakikati yıldızlara değil, seni değiştirmektir. Sen değişirsen yıldızlar yerli yerine oturur ve hatta yeni yıldızının iz düşümünü kendin olarak görürsün. O zaman ikinin üçüncüsü seni bulur. Ve nefesi her alışverişte o yıldızla da bağlantıda olursun. Hazreti Ali öyle söyler. Güzellik olan yıldızımı parlat, günler ve çağlar boyunca der. Nefeste dört nokta vardır. Bunların hepsi tek bir döngüdür ama işlevselliği farklıdır. Nefesin durak noktaları Sirius'a açılan kapılardır. Fakat bu nokta çok dardır ve dolu bir zihinle içeri giremezsin. Boşaltmak zorundasın. Boşaltmak veya aşmak biraz zaman alabilir. Nefesteki bu dört nokta nedir? Nefes aşağı iner, bu birinci noktadır. Sonra kısa bir an için nefes durur ve yeniden hemen yukarı çıkar. Sonra tekrardan kısa bir an için durur, sonra tekrardan aşağı iner ve bu çember çok önemlidir. Bu döngüye dikkat et. İçeri giriyor, duruyor, dışarı çıkıyor, duruyor ve tekrardan içeri giriyor ve döngü bu şekilde devam ediyor. Toplam dört nokta. Fark etmemiş, bakmamış olabilirsin. Peki bu noktalar nedir? Genelde nefesin içeri giren ve dışarı çıkan noktasını biliriz ama nefesin durak noktalarına hiç dikkat etmemişizdir. Şok anlarında nefesin otomatik olarak kısa bir süre için durur, sığlaşır, sanki nefes bile alamaz. Şoka giren zihindir. Film o an durur. Deprem olur veya o anda ne olmuşsa artık zihin kilitlenmiştir, artık ne geçmişe gidebilir ne de geleceğe gidebilir. Tamamıyla şimdi de bu zilzal gerçeği içindedir. Depremler şimdiye gelmenin en celalli yoludur. Ama bu geliş nefes aracılığıyla cemal olarak gelir sana. Biz ney gibiyiz? Bize üfleyen sensin Allah'ım der Hazreti Mevlana. Ne kadar ilginç değil mi? İnsan 7 tane deliği olan bir ney gibi, başımızda bile 7 tane delik var. Onlar üflenen bu nefesle mi mayalanır, doğru anlayışla mı ruhu doğurur? İşte bunu anlatıyoruz. Biz buna Rahmani nefes diyoruz. Hep onun içindeyiz. Sen çık aradan, geriye kalır yaradan demişler. Nefesin kısa süreli durduğu o durak noktalarında sen yoksundur. Rahmani nefes vardır. Uzak doğuda buna prana derler. Nefesin biçimi dedikleri içeri girip çıkmasıdır. Prana dedikleri ise nefesin durak noktalarında yok olan zihnin yerini dolduran bilinçtir. Bu noktaları fark ettikçe zihinden yavaş yavaş ayrılır, bilinçle dolmaya başlarsın. Çok ince noktalardır oralar, dar kapılardır. Aşağı inen nefes beden, yukarı çıkan nefes ise evrendir. Sense izleyensin. Nefesini izlerken zihninle ilgilenmediğin için artık zihnini beslemiyorsun. İşte izleme faaliyetini geçmişe geleceğe değil, nefesine odaklarsan, şimdi de daim bir akım olarak akan nefese odaklarsan bir şeyler yerinden yavaş yavaş oynamaya başlayabilir. Bu noktaları fark etmekle neler olur? İçeri giren ve dışarı çıkan nefes, iç ve dışın kesişimindeki o durak noktalarında buraları fark etmekle neler olur? Evren denizi ile beden denizinin kesiştiği ama birbirine karışmadığı vahdet nefesinden bahsediyoruz. İki denizi birbirine saldık, birbirine kavuşurlar ama birbirleriyle karışmazlar. Aralarında görülmez bir engel konulmuştur olan bilinç denizinden. Musa bilinç balığını bu denizde kaybetti ve yakın arkadaşı Hızır o balığı bulmak için yardımcı oldu. Hızır oradan geliyordu. Musa'nın talebi ise çok boyutlu olan vahdet okyanusunu bilmekti. İnsanoğlu hakikati aramak için aya gider, atomların içine bakar, filanca coğrafyadaki ahit sandığını arar, arayış içinde kaybolur, hakikat ise şimdidedir. Buda bir sutrasında şöyle der. Ey ışık saçan arayıcı, bu deneyim iki nefes arasında aydınlanabilir. Nefes içeri girdikten sonra ve dışarı çıkmadan hemen önce iyilik. Nefes aşağıdan yukarı döndüğünde ve yine nefes yukarıdan aşağı kıvrıldığında bu iki dönüşte fark et. Bu ne demektir? Ey ışık saçan arayıcı, bu deneyim iki nefes arasında gerçekleşebilir. İki denizin kesiştiği noktanın fark edilmesi çok önemlidir. Dikkat edersen bu bir nefes tekniği değil.
normal nefes alışverişine devam ediyorsun ve bu da diyor ki, bu durak noktalarında zihin hareket edemez. Aynen öyle olur. Nefes içeri girer, durur. Sonra nefes yeniden dışarı çıkar ve yine tek bir an için anın kendisi olarak durur. İşte nefesi gözlemlersen, zihninin durduğu anların şahidi olursun. O anları ne kadar çok fark edersen, zihnini o kadar aşarsın. Bir eşiğe gelir ve zihin uzaklarda bir yerlerde kaybolur ve sen uyanırsın. Bu sefer sineklerin sesini değil, kuşların cıvıltılarını işitirsin. Nefes içeri girmeden ve dışarı çıkmadan hemen önceki o durak, gök kapıları olarak ifade edilen bilinç kapılarıdır ve her zaman açıktır. Yani oluş her nefeste mümkündür. Buna uzak doğuda iyilik derler. Ve gerçek sanatçılar ilhamlarını buradan alır ama farkındalar mıdır bilinmez. Zihnin hareket etmek için içeri giren ve dışarı çıkan nefese ihtiyacı vardır. Nefesin durak noktalarında ise zihin yoktur. Bunun anlaşılması önemli. Zihnin olmadığı yerde sen ölüsün. Ama ilginç olan halen varsın. Burası berzahtır ve bu nokta seni irfana taşır. Nefesin durak noktalarında yoksun ve ayrıca varsın. Yani kedinin hem ölü hem de canlı olduğu düzlem tam olarak bu bilinçle idrak edilebilir. Zihin için kedi ya ölüdür ya da canlıdır. Hem ölü hem de canlı ikisi bir arada olamaz, zihin için olamaz. Ama irfan noktasında akla hayale gelmeyecek işler olur, burası ayrı bahis. Bir saç teli dünyaya düşse zihin algın yok olur. Bu şok ile delirmemen için şimdilik kayalara tutunmak güvenlidir. Bambaşka bir bilinçle doğarsın. Hazreti İsa'nın ruhtan doğmak dediği rahim noktası burasıdır. Onun için hakikate götüren kapı dardır ve oradan girenlerin sayısı çok azdır der Hazreti İsa. Yahya sizi suyla vaftiz etti, ben sizi kutsal nefesle vaftiz edeceğim der. Kutsal ateşle der ama kutsal ateş nefestir. Hakikati sadece nefes aracılığıyla deneyimlemezsin. Birçok yöntem var ama hepsi bu noktaya gelir. Bu farkındalığa hu zikri derler. Hu her şeyi kuşatan Rahman'ın nefesidir. Hu'yu kelime olarak tekrar etmekten bahsetmiyorum. Kelimeler zihne aittir. Onun eylemsel olarak nefesinde faaliyette olduğunu görmeni söylüyorum. Su içmek demek gidip suyu içmektir ve susuzluğunu gidermektir. Hu zikri demekse nefesini görebilmektir. Nefes alıp verenin ondan gelip ona gittiğini fark edebilmektir. Hu'nun nefes olduğunu şu anda söyleyebilirsin ama ben diyorum ki nefes aracılığıyla Hu'ya ulaşırsın. Çünkü nefes haydan gelir ve hazır olursan seni Hu'ya götürür. Hu zikri yapıyoruz onun haline bürünmek için. Hu zikrine nefesini gözlemlemekle başla. Buna murakabe yapmak denir. Murakabe Allah'ın rakib esmasıdır ve anlamı denetlemektir, gözlemlemek. Sadece nefesini izlersen, düşünce ve hayallere dalmazsan, oradan geliyor ve yeniden oraya dönüyor olduğunun şahidi olmaya başlayabilirsen, yavaş yavaş murakabenin içine girmiş olursun. Bu nefesi eğitmek demek değildir veya düşünsel hayaller içine girmek, dua etmek, istemek veya istememek değildir. Fark etmektir. Aslında bu kadar basittir. Ama insanın bakmadığı tek şey kendisidir. Ve nefes sende daimi bir akımdır. Hakikat nedir? Hakikat doğanı ve öleni değil, doğmamış ve doğrulmamış olan, ezeli ve ebedi olan tecrübe etmektir. Değişenler aracılığıyla değişmeyeni bilmektir. Faniyi değil, bakiyi bilmektir. Fani demek, değişim demektir. Her şey fani, geçici, değişiyor. Peki bunlar arasında değişmeyen, hep var olan ne veya kim? İşte hakikat arayıcısı farklı isimler altında gerçekte hep bunu arar. Ve bunu bulan neyi kaybeder, bulamayansa neyi kazanır? Şunu yapmakla başlayabilirsin. Bu anlatacağım teknik için bir şey söylemene, bir hayal kurmana, dua etmeye gerek yok. Çok basit bir teknik, çok basit. Şimdi, her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Hiçbir şey için endişe, kaygı duyma. Bırak düşüncelerini,
ve nefesin bizi götürdüğü yere gidelim. Gözlerini kapat. Her şeyi unut. Ve nefesin burun deliklerine dokunuşunu hisset. Tam olarak orada ol. İçeri giren ve dışarı çıkan nefesinin farkına var. Bilinçle, farkındalığınla tam olarak nefesinle ol. Onun içeri girmesine izin veriyorsun ve bilinçle takip ediyorsun. Gittiği yere gidiyor ve durduğu yerde sen de duruyorsun. Geri çıkıyor, sen de onunla dışarı çıkıyorsun, sonra duruyor. Sonra yeniden içeri giriyor ve bu döngü. Nefesle beraber aşağı inerken nefesi kaçırma, düşüncelere dalma. Onunla aşağı in sadece. Durduğu noktada dur. Döngünün sadece farkında ol. Herhangi bir kelime söylemene gerek yok. Nefesin önüne geçme, gerisinde de durma. Tüm farkındalığınla, nefesinle eş zamanlı ol. Nefesin ve bilincin birlikte akmalı. Nefes ve bilinç bir olmalı. Nefes içeri girer, içeri girersin, dışarı çıkar, dışarı çıkarsın. İçeri girerken ve dışarı çıkarken dikkatli olursun, nefesinin farkında olursun. İçeri girerken, dışarı çıkarken farkında olursun. Şimdi bu huzuru tüm varlığa yansıt ve onunla besle. Bu da nefesini izle der. Olacakları anlatmaz. Anlatırsa zihin beklenti içine girer ve hayaller kurmaya başlar ve nefesi izlemeyi unutur. Farkındalık artık nefese değildir, bu sefer hayallere kayacaktır. Burada nefese güvenmek çok önemlidir. O yolu biliyor, ondan gelip ona dönüyor. O onun sana gönderdiği bir ip. Çabanın kendisi zaten zihindir. Zihin şöyle düşünür. Ya sen bu nefesi niye izliyorsun? Buda'nın anlattığı o cennete ulaşmak için değil mi? Sen de dersin ki tabii ki o cennete ulaşmak için nefesimi izlemem lazım. Zihin de der ki ya bırak bu nefes işlerini. Sen anlattığı o cennet var ya, onun hayalinin içine gir, kendini orada hisset. Daha iyi olmaz mı? Sen de dersin ki mantıklı. Ben de zaten çok mantıklı bir insanım. Sonucu sebepten önce almak gibi hünerlerim var dersin ama bunu yapamazsın. Hayallerin hemen zıt hayalleri doğurur ve hayaller içinde nefesi izlemeyi unutursun. İlk etapta saf farkındalıkla nefese bakamazsın. Sürekli zihin araya girer ve unutursun. Beklenti sürekli araya girer ve unutursun. Nefes ipini unutursun. Nefes ipini bırakırsın. Aklına yüzlerce düşünce, anı, arzu gelir. Ne kadar çok düşüncelere, hayallere daldığını fark edersin. Hayallere daldın ve hemen uyan, yeniden nefesini izlemeye katıl. Sakın oralara gidip düzeltmeye kalkışma. Yeniden nefesine dön. Bu da der ki, saf farkındalıkla nefesten ayrılmazsan, 45 dakika sonra gerçekten, 46 değil, nefes alışverişin durur. Bu fiziktir, bu bilimdir. Artık nefes alıp vermeye gerek yoktur ve pranayı solursun. Ve sen artık sen değilsindir der. O zaman bilirsin. Ama 45 saniye bile saf farkındalıkla nefeste kalamayız. Peki bunun için önce zihinden mi kurtulmak yoksa bilinçaltını mı temizlemek gerek? Yoga, Aikido, Wing Chun ne yapmak gerek? Ne yapalım? Günde 20 dakika. Bu anlattığım nefesle başla. Sadece. Teknik sana uygunsa sen de bir şeyler olmaya başlar. Allah'a giden yollar nefesler sayısınca sıkıntı yok. İzlerken zihnindeki uçuşan sinekleri görebilirsin. Geçmiş ve gelecekle ilgili anıların, soruların, cevapların, yargıların, hükümlerin bunları görebilirsin. Uykudaki insan irade ve şuur sahibi bir varlık değildir. Verdiği nefes sözünden bile, Uhud dağından inmeme sözünden bile hemen dönüverir. Nefesini unutur, yeniden zihnine düşer. Vermiş olduğu sözü, nefesi izleme sözünü dahi tutamamaktadır. Düşüncelerine dur dediğinde düşünceleri durmaz. Düşüncelerini durdurmak için nefesi izlemesi gerektiği söylenir ama o nefesi izlemez, yeniden düşünceleri içinde düşüncelerini değiştirmeye çalışır. Düşüncelerine dur dediğinde bile durmuyor. Musa ailesine dur dediğinde ailesi durmuştu. İçeride nasıl bir aileye sahipsin? Musa'nın ailesi zahirde belki ailesiydi ama batında düşünceleri ve duygularıydı. İçeride nasıl benlikler kabilesi yaşıyor, nefesini izlerken bunları fark edebilirsin. Ve efendi evde ise, yani sen uyanmışsan, uşaklar bile sana hizmet eder.
ama evde değilsen evi talan ederler. Zihin böyle bir uşaktır, bilinç ise böyle bir efendidir fakat şu anda istila edilmiştir. İnsan diyor ki ne yapayım, aklıma geliyor. Ben de diyorum ki niye onların peşlerine gidiyorsun, nefesine dönsene. Bu da dedi ki nefesini izle, içerideki sorunların peşine düşme, şunu sorabilirsin. Ben bu sorunların peşine onları halletmek için koşuyorum diyorsun. Ben de diyorum ki o sorunlara çözümün bile hayal içinde hayal, tek gerçek şu anda senin için nefesinin farkında olmak olmalı. O zaman her şey gerçek anlamda gerçek olur. Artık sen zihnin attığı her kemiğe koşan bir köpek değilsindir. Asalet bu vakardan gelir, bu zariftir. Sefalet ise iradesizlikten gelir, zelildir. Şimdi son bölümde nefesi yeniden hatırlayalım. İçeri girer ve dışarı çıkar. Girerken ve çıkarken bir daire çizer. Bunlar iki zıt yöne giden paralel çizgi gibi değildir. Ondan yine ona olan bir döngüdür. İçeri giren nefes çemberin bir yarısı, dışarı çıkan nefesse diğer yarısı. Unutma, iki tane nefes yok. Tek nefes var. İçeri aldığın nefesle dışarı verdiğin nefes aynı, değişmiyor. İşte tek olduğu, iki ayrı olmadığı için döngü vardır. Onun için her şey döner, tıpkı nefes gibi. Ama içeri giren nefesin dışarı çıkan nefes haline geldiği bir an vardır ki, nefesi izlerken buna dikkat et. Nefes içeri girdi ve ne zaman dışarı çıkan nefes oldu? Ve dışarı çıkan nefes ne zaman içeri giren nefes oldu? Bu anı tespit etme, bu anı fark et.